Evet arkadaşlar, artık 11 ayın sultanı Ramazan'da geldiğine göre bizler de çalışmalarımızı artık Ramazan moduna alabiliriz. Öncelikle hatırlatmak istediğim bir şey var. Biliyorsunuz 12 ay var ve 12 ayın içerisinde tek bir ay Ramazan ayı ve bu ay özellikle 30 günlük bir süreyi ifade ettiğinden dolayı geri kalan bu 11 aydan belli başlı yönlerle ayrılmalı. Tabii ki bizler manevi anlamda bu ayla ilgili bazı şeyler yapıyoruz, ancak bir de bu olayın ders çalışma yönüne bakacak olursak eğer, bu ayda hem oruç tutan arkadaşlar hem de tutmayan arkadaşlar da bir şeyle biraz daha farklı yaparlarsa eğer, bizim için her şey çok daha güzel olabilir. Şimdi sevgili arkadaşlar, özellikle Ramazan ayında oruç tutan arkadaşlarla ilgili olarak hangi saatlerde ders çalışırsak bizim için iyi olur, isterseniz biraz bunu konuşalım. Öncelikle çalışmak için en iyi hissettiğiniz saat, ders çalışmak için en uygun olan saattir. Bunun altını çizmiş olayım. Çünkü öyle arkadaşlar gördüm ki, böyle insanların en bitkin olduğu, en yorgun olduğu, enerjisi en düşük olduğu iftardan önceki saatlerde bile "Hocam o kadar güzel ders çalışıyorum ki hem açlığımı unutuyorum hem de enerjim çok yüksek oluyor" diyenleri bile gördüm. Tabii ki bu bizim çok tavsiye ettiğimiz bir şey değil, ama böyle arkadaşların olduğunu bilmek, görmek bize en azından "Evet, iyi hissediyorsanız bunu da yapabilirsiniz" demeyi gerektirebiliyor. Evet sevgili arkadaşlar, bunun haricinde verimli olabileceğini düşündüğümüz bazı zaman aralıkları var. İsterseniz bunları paylaşalım. Bunlara hemen geçmeden önce 40x3 kuralını sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Daha önceki videolarımızda da belirtmiştik. 40 dakika ders, 10 dakika ara, 40 dakika ders, 10 dakika ara ve 40 dakika ders yaparsanız toplamda 3 tane 40 dakikalık oturumu yerine getirmiş olursunuz. Bu bizim sizin için özellikle bu zaman diliminde, içerisinde bulunduğunuz bu sınıfta yapmanız gereken ideal çalışma saatleridir. Bazı arkadaşlar çok fazla geldiğini düşünüyor olabilir. Bunu 40x2 de yapabilirsiniz. Bazı arkadaşlar uzatmak isteyebilir. 40x4 de yapabilirsiniz. Bazı arkadaşlar 40 dakika değil de 50 dakika, 60 dakika çalışmak isteyebilir. Bu da size kalmış tamamen. Sizi en iyi siz tanıdığınızdan dolayı kendinizin en iyisini bu şekilde seçerek bulabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, bunun haricinde verimli olabileceğini düşündüğümüz bazı zaman aralıkları var. İsterseniz bunları paylaşalım. Evet, oruçlu olacağımız vakitte birçok arkadaşımız özellikle okuldan dönüyor, yorgunluk gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla iftara kadar ders çalışmak istemeyebiliyor. İşte bu arkadaşlar için ilk önemli vakit iftardan sonraki vakitler. Özellikle iftarımızı güzel ve sağlıklı bir şekilde yaptıktan sonra, mideye çok yüklenmedikten sonra hemen yemekten belki bir saat sonrasında bu oturumları gerçekleştirmek için güzel bir zaman dilimi oluşturmuş olabilirsiniz. Bununla birlikte içecekleriniz yanınızda mutlaka olmalı. Belki ufak tefek atıştırmalıklar size iyi hissettirecek, enerjinizi yüksek tutacak, özellikle kuru yemiş gibi atıştırmalıklar hemen yanı başınızda bulunursa, belki bir çayla, bir kahveyle, bir suyla bu oturumlarınızı gerçekleştirirseniz sizin için ilk ve önemli olan bu zaman dilimini etkili bir şekilde değerlendirmiş olursunuz. "Hocam zaten çok acıkmış oluyorum, bırakın da şöyle gönlümce yiyeyim" diyen bazı arkadaşlar var. Tabii ki saygı duyuyoruz. Bu arkadaşlar da özellikle iftardan sonraki birkaç saat ders çalışacak durumda olamayabiliyorlar. İşte o zaman da tabii ki sahura kadar çalışalım temalı etkinliklere katılabilirsiniz. Bu sizin için çok güzel bir fırsat olabilir. Arkadaşlar ne yapacağız? 11'den 12'den sonra sahura kadarki olan bu vakitte ders çalışabilirsiniz. Burada oturumlarınızın süresi de saati de uzayabilir. Hem sizin için güzel bir çalışma da olabilir. Değerlendirin derim. Evet, bazı arkadaşlarımız da uykuyu çokça sevebiliyorlar. "Hocam iftarı yaptıktan sonra çok ağırlık çöküyor. Benim de uyku vaktim geliyor. Yavaş yavaş şöyle uykuya geçiyorum" diyen arkadaşlar var. Çünkü bu arkadaşlar aynı zamanda sahur için de kalkmak istiyorlar. Bu yüzden uyumayı tercih eden bir grupta tabii ki olabiliyor. İşte artık 10 gibi 10.30 gibi yatağa girip uyumuş olmamız lazım. Sahura kadarki süreyi uyuyarak geçirdik ve sonrasında kalktık, sahurumuzu yaptık ve artık oruç süresi de başladığına göre eğer hala uykumuz yoksa okula gideceğimiz vakte kadar olan o süreyi de iyi bir şekilde değerlendirebiliriz. İşte özellikle ben bu çalışmanın da hem saatinin farklı olmasından hem de motivasyonunun, enerjisinin farklı olmasından dolayı oldukça etkili olabileceğini düşünüyorum. Özellikle denemeyen arkadaşlar, "Aa evet bu güzelmiş, bunu deneyebilirim" diyen arkadaşlar olursa muhakkak denemeli. Sonrasında sonuçlarını da bizlerle paylaşırsanız en azından nasıl geçtiği hakkında da bir fikir sahibi olmuş oluruz. Evet sevgili arkadaşlar, benim bugünlük aktaracaklarım bu kadar. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hangi zaman dilimleri sizin için daha uygun olacak? Planlarınız neler? Bunlarla ilgili de yorumlarınızı aşağıya yazarsanız hepsini tek tek okumak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.